Şöyle yapalım o zaman, Orhan'la da konuştuk dediğimiz gibi. Bizi neler buralar olur, sen de bir kahvenin etrafındasın herhalde. Yani yine görüşürüz o zaman, olur mu? Ya ben buralardayım, gelirseniz sohbet muhabbet ederiz ama dediğim gibi benim uyuşturucu falan filan boşa geliyorsunuz. Halkımız için atar yüreklerimi. Onun için bükülmez yaşlarımız. Burası bize vatan. Emek alın teri can. Savunuruz hayatı hiç durmadan. Burası bize vatan. Emek alın teri can. Bunun da hesabı. Cevap verin. Murat diye duyduk. Kim Murat? Murat diye duyduk. Yapmış olabilir. Ne diyorsunuz oğlum lan? Ne? Kimin? Ardımızda yıldızı hey hey. Bu mahalle bizim. Anmasın ki sizlere. Geçit yok katillere. Vur vur. Devrim için. Vur vur. Cephe için. Halkım tamam. İçin çakmağını da aldım. Direnç duyuyor, tahliyeyi de aldık İbrahim abi. Ziyaretlere gidiyoruz. Evet, pasifin bir konuda kararsız kaldık. Tahliyeye gitmemiz lazım. Yani birçok konuda aslında Çaytay. Bak ilk başta tutukladılar, 300 kişi aldılar. Mahallede sen gördün, herkes tutukladılar. Ama ne oldu? Hani biz onun direnişimizle onlara geri adım attırıyoruz. Listeleri de yalan oldu. Onların terör demagojileri de. Direniş aslında fazla. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Merhaba. Ne yapıyordunuz? Sohbet ediyorduk, yazılama yapmadan sizinle. Hayır, zaman yok. O zaman hadi başlayalım. Sizce de bitirelim. Sağ olun. Biz başlayalım o zaman. Sizinle de tutmamız olur mu arkadaşlar? Tamam olur. Niye baktınız fotoğrafları? İsterseniz biz de yazabiliriz. Tamam. Olur, olmaz. Barış yok. Yazın. Hem Çağatay'ın bir şey var. Hızlı bitirin o zaman. Olur. Heyecanlıyım ya. İlk defa yazılamaya katıldım. Yoruldun değil mi? Evet, yoruldum. Ama heyecanlandım yani. Valla heyecanlandın ama hiç de öyle şey değildin yani. Patır patır yazdınız hemen. Valla bilmiyorum. Grup Yorum Ölüm Orucu'ndayken onlara destek olmak için bir şey geldi. Özgüven geldi. Ondan kaynaklıdır herhalde. Valla iyi de çok güzel yazdın yani. Evet. Devamını bekleriz. Evet, şimdi ben bir şey soracağım da. Ya yazılama falan da yaptık. Bu insanlar günlerdir ölüm orucundalar mesela yani. Nasıl dayanıyorlar, nasıl şey yapıyorlar, nasıl hiçbir şey yemeden ayakta kalabiliyorlar yani. Ben bunu merak ediyorum da anlayamadım tam olarak. Yani şöyle Murat, evet günlerdir ölüm orucu yapıyorlar. Önce süresiz açlık greviyle başladılar. Esas olarak adalet istiyoruz biz. Adalet talebimizi ölüm orucu eylemiyle dile getiriyoruz. Bugün Helin'in ölüm orucu, İbrahim abinin ölüm orucu. 261. gününde İbrahim abi, Helin de 258. gününde ve adalet istediğimiz için ölüm orucu yapıyoruz biz. Bugün grup yorumun konserleri yasaklanıyor, parçalarına izin verilmiyor. Grup yorumun hiçbir yere çıkmasına, bir yerde konser vermesine izin vermiyorlar. İdil Kültür Merkezi sürekli olarak basılıyor. Bir yılda 12 kez basıldı İdil Kültür Merkezi. Ve biz esas olarak evet açız. Bugün İbrahim abi aç, Helin aç. Ama biz adalete açız, biz özgürlüğe açız, biz türkülerimizi söylemeye açız. Ve haklarımızı nasıl alacağız? Haklarımızı direnerek alacağız elbette. Bugün İbrahim abi de Helin de aslında onu yapıyor. Ölüm orucu da böyle bir eylem. Yani evet,
Ölüm orucu gün gün irade gerektiren, her saniyesi, her anı örgütlü olmasını gerektiren bir eylem. Ve İbrahim abi de, Helim de şu anda onu yapıyorlar yani. Çok büyük bir irade kazanacağımıza dair çok büyük bir inançla yapıyoruz biz bugün de eylemi. Ya da baktığında Mustafa mesela, değil mi? Bugün hepimiz Mustafa ile yaşıtız neredeyse. Mustafa 28 yaşında sırf işbirlikçiliği kabul etmediği için ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı. Neden? Polisin işbirlikçiliğini kabul etmediği için. Neden? AKP'nin itirafçı, iftiracı politikalarını kabul etmediği için. Ve Mustafa 28 yaşında bedenini açlığa yatırdı. Nedir Mustafa'nın açlığı? Mustafa'nın açlığı adaleti olan açlıktır. Mustafa adalet istediği için ölüm orucu yapıyor bugün. Evet, ölüm orucu böyle bir eylem. Ya abla, şimdi düşünüyorum, biz bir gün aç kaldığımızda elimiz ayağımız ya birbirine dolaşıyor. Yok başımız döndü falan filan diyoruz ama şimdi bu insanlar 260 günlerden bahsediyorsun. Yani insanın aklı falan ermiyor. Ama benim anladığım kadarıyla herhalde bunlar inançlarına çok bağlı insanlar herhalde evet. Yani. Ya bir de şey de var şimdi Murat. Hani yapılan propaganda desteğini gösteriyorlar. Ölüm orucundalar, ölecekler, eylemi bıraksınlar. Hani ölüm orucu sadece oturup bir köşede ölümü beklemiyor insanlar. Hani ölüm orucunda nasıl yaşadıkları, neler yaptıkları da biraz. Ölüm orucuna neden başlıyor? Milyonlara konser veriyorsun, konserini yasaklıyor. Hani basın açıklaması yapmak istiyorsun, ona izin vermiyor. Üyelerini tutukluyor, hapse atıyor, işkence yapıyor. Hani her yolu deniyorsun aslında. Grup yorum üyeleri her yolu denedi, tutukladılar, terör listelerini aldılar. Hani elinde olan eylem biçimlerinden hani en sonuncusu ve yani o eylem için zorunlu bir eylem biçimi şu an. Hani yaptıkları eylem biçimi. Hani o insanlar oturup ölüm beklemiyor mesela Armutlu'da. Biz yazılama yaptık, insanlar eylemler yapıyor, sosyal medyada paylaşımlar var. Ölüm orucuyla aslında o duyarsızlığı, insanların üzerindeki korkuyu da yıkıyoruz. Hani sadece propaganda şeyine ölüm bekliyorlar. Bu değil yani ölüm orucu eylemi. Bir de Murat dedin ya hani inanç diye. Evet, aslında adını çok güzel koydun. İnanç yani. Onların inancı, bizim kazanacağımıza dair olan inancımız. O inançla, o iradeyle yapıyoruz bugün ölüm orucunu. Bir sürü sanatçılar falan var. Onlara konser yapmaya izin veriyorlar. Ama grup yoruma izin vermiyorlar. Yani insan burada şaşırıyor. Neden izin vermiyorlar? Çünkü grup yorum devrimci bir müzik grubu. Çünkü grup yorum halkın acılarını, halkın yoksulluğunu, halkın açlığını anlatıyor türkülerinde. Halkımızı diyoruz ki kalkın ayağa diyoruz. Haklıyız, kazanacağız diyoruz biz türkülerimizde. Haklılığımızı, meşruluğumuzu gösteriyoruz çünkü biz halka. Evet, grup yoruma da bugün bu yüzden saldırıyorlar yani. Mustafa da çocukluğundan beri grup yorum dinleyerek büyümüş bir halk çocuğudur. İşte bugün şeyimiz vardı bizim de, çadır vardı. Yani hem dedik mahallede bir yazılama yapalım da, biliyorsunuz siz de mahallede çok fazla polis geziyor. Yani onlar şu son süreçte çok fazlalar. Biz dedik ki başta ikimiz yapalım dedik. Anne dedik siz ikiniz de nöbet tutarsınız polis geliyor mu gidiyor mu diye. Yani yazılamaları bu aralar öyle tek yapamıyoruz da genel olarak 3-4 kişi yapmak gerekiyor yazılamaları. Polis gelir mi gelmez mi, gözaltı olur mu olmaz mı diye. Hemen yazılama yapıp oradan bir şekilde geçecek mi, uzaklaşmak için. İyi de oldu, güzel de oldu yani. Mustafa'nın da ilk yazılamasıymış zaten. Yani içinde değişiklik oldu. Yani bu eylemler, mahallemizde yaptığımız eylemler, yazılama ya da diğer eylemler, direnişi büyüten eylemler aslında. Barış size çadır eyleminden bahsedecektir. Bahsettiğimi bilmiyorum ama. Ya bugün açılmış olması lazım. Birkaç saate çadır atacağız. Armutlu'ya da gitmiştik ya geçen hafta. Yani çadır açıl destek evini, direniş evini. Yani direniş evine destek vermek için her mahallede çadırlar açılıyor. Hani çadır ne? Bizim orada direnişi duyurduğumuz mekanımız, derneğimiz gibi düşün Murat. O çadırda bildiri dağıtıyoruz, insanlara sesli çağrı yapıyoruz, insanlar geliyor, ölüm orucunu anlatıyoruz. Aynı senin gibi soruyor, yani diyor, ölüm orucu ne diyor, onu anlatıyoruz o çadırda. O çadırlar bizim derneklerimiz gibi düşün. Bugün de ilk açılışı olacak bizim mahallede. Kitlesel bir katılım gerçekleştirmemiz lazım oraya. Bizim mahallede açılacak. Yani bizim mahallede açılacak, birkaç saate açılması lazım. Arkadaşlar hazırlıyorlar. Yani biz de dedik, yani yazlamadan sonra sizinle beraber bir şekilde çadıra geçeriz diye. Müsait misin? Sen gelebilir misin? Geliriz yani. Sonuçta insanlar ölüm orucundalar. Hani gidip ziyaret etmek gerekir. Baksanıza 260-270. Günlerden bahsediyorsun. Gidelim yani. Mustafa? Ben de gelirim. Ölüm orucuna daha çok destek olmak için annemi de getiririm hatta. Getir. Getirene kadar da gelsin tabii. Evet, anneme gidince söyleyeceğim ben de gidince. Hatta biraz acele edelim. Öncesinde gidelim, biz de hazırlıklara yardım edelim arkadaşlar. Giderken orada bir şey götürmemiz falan, hani onların ihtiyacı olan eşyalarımız orada. Halk meclisten yani arkadaşlar gittiler. Yani. Şimdi acele edelim biraz. Çıkalım. Çıkalım. Hadi gidelim. Vallahi keçi gibiyiz ha. Dağa bayır tırmanıyoruz yani. Allah, hangi akla hizmet çıktık oğlum buraya biz? Ama düşme, dikkat et ha. Vallahi oğlum patates oluruz lan buradan dışarıda. Bir yerimiz kırılır yani kesin. Kırılsa iyi dinle, ölürüz burada. Tehlike.
ki. Anlat ya, ne yapıyorsun ya? Ne yapalım oğlum? Takılıyoruz işte. Adamların hep gözü üstümüzde, akmayız. Böyle. Paranoyak oldum artık, her yerden çıkacaklarmış gibime geliyor. Abartma, rahat ol ya. Adamlar sadece bizi denetliyor yani. Haklılar da bir yerde. Ya haklılar da sonuçta, biz de insanız yani. İyi olmadı ya. İki aydır en azından tertemiz. Ciğerlerimiz biraz kadar. Sonuçta. Yani insan ister istemez bir şeyler yapmak zorunda kalıyor. Yani orada anlattığınız 260 gündür insanlar aç. Hani biz bunu bilmiyorduk. Orada öğrendik biraz daha. Bir şeyler yapmaya tabii çalıştığım için öyle herhalde birden diyalog kendiliğinden gelişti. İyi de oldu vallahi, güzel oldu yani. Ya yani benim bir kişi anlatıyor, diğer kişi geliyor onu anlatıyor, onu anlatıyor. Bayağı iyiydi yani anlatmak için. Gideriz sonuçta. Bizim mahallede çadır açmış insanlar ölüme yürüyorlar. Yapacağımız bir şeyler vardır yani. Tabii canım, herkesin yapacağı bir şey var yani. Tek de gitme zaten, işte kuzenini alabilirsin, bir arkadaşın var. Ya onları anlatmak biraz zaman alır. Ben kendim yeni yeni kavradım ama babam, belki tanıyorsunuz zaten babamı. Babamla beraber gidebilirsem. Ayaklandım, dal yani. Götür tabii İsmail amcayı, dal götür ayaklandım. İyi olur, bakalım babamla gideriz. Hı-hı. Yani şimdi ne yapacağız, hani geldik de ben çok bilmiyorum bugün ne olacak. Ya şimdi şeyleri bekliyoruz aslında, Emre ile Tayfun'u da bekliyoruz da. Hangi Emre ile Tayfun? Bu hani seninle tanıdığın arkadaşların olan Emre ile Tayfun var ya. Ya onlarla bir şey varsa ben kalkayım gideyim boşuna. Biliyorsunuz hani onlarla muhabbetimiz yok bizim. Yani şöyle Murat, tabii kötü ayrıldınız, tartışmalı şeyle oldu ya ama. Ya kötüsü yok hani, ama yaptıklarını biliyorsunuz. Şimdi ben bir daha onlarla oturmam yani. Adamların bana attığı suçu siz biliyorsunuz. Tabii sana bir suç attı, sana bir iftira attılar ama senden özür de dilediler. Ya ben bu konuda netim. Hani siz istiyorsanız onlarla bir işiniz varsa oturun, ben kalkayım gideyim. Ama bak şöyle, onlar da konuşmak istiyorlar zaten. Ya onlarla konuşacağız. Ya benim konuşacak bir şeyim yok ama sizin varsa oturun konuşun yani. Ama ben hani bir şey konuşamam.
Nasıl yapacağız o zaman? Ya, siz kaç yıldır arkadaşsınız ya? Ya dediğim gibi ben gideyim o zaman. Siz konuşun yani. Murat, ben adamın bana yaptıklarını şimdi biliyorsunuz yani. Şimdi hani. Bir de buraya geliyorlar, ben gidiyorum. Murat. Tamam dur, dur Murat dur. Sen de konuşsana.